Engebeli araziler tarıma kazandırıldı, damla sulama yöntemiyle su tasarrufu sağlandı. Çeltik ekilemeyen arazilere damlama sistemiyle çeltik ekmiş olduk. Devlet de zaten bunu teşvik ediyor. Çeltik ambarı olarak anılan Edirne'de hayata geçirilen damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi sayesinde üretimde %50'den fazla su tasarrufu sağlandı. Damla sulamanın şöyle faydaları, avantajları var diyebiliriz. Bir, daha az su kullanıyoruz. En az yüzde 60 daha az kullanıyoruz. Yani normal suyun yüzde 40'ını en tasarruflu halde olan yüzde 40'ını kullanıyoruz. İki, eğimli arazilerde tarla tesviyesi bunun gibi işlerle uğraşmıyoruz. Yani ne kadar eğimli olursa olsun tarla buraya çeltik ekilerek damla sulama ile çeltik yetiştirebiliriz. Bir de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sağladığı %75 hibeli tohum desteğinden de yararlanan çiftçiler daha önce çeltik ekilmeyen arazileri tarıma kazandırdı. Damlama sulama burada aşağı yukarı 21 dekar yerde 32 kilometre hortum gitti. Bunu diğer mahsuldeki gibi 70 santimde bir değil de bir kırkta değil de 70 santimde bir çekiyoruz damlama sulamaları. E, karı karalarını daha çabuk tamamlasın, doldursun diye. Hem sulama e, süresini kısaltsın diye, hem e, elektrik enerjisini daha geriye çekelim diye. E, hiçbir sıkıntı olmadı. Çok güzel bir sezon geçirdik. Projeyle engebeli ve eğimli arazileri tarıma kazandıran uzmanlar ve üreticiler damla sulamayla yetiştirilen çeltiğin veriminden oldukça memnun. Devlet destekleriyle üretimin yaygınlaşması ve rekoltenin artması hedefleniyor.